şehrin altyapı sorunları var. Çözmek için projelerimiz var. Şu yeni şehir, adı üstünde yeni şehir. Ama imar planı hazırlanırken pazar yeri bırakılmamış. İmar planı hazırlanırken yeşil alan bırakılmamış. İmar planı hazırlanırken cami yeri bırakılmamış. İmar planı hazırlanırken şu caddelere bakın. Kıvrımlı kıvrımlı. Kimin arsasına denk gelmişse arsa sahibi ensesi kalın. Göbeği büyük adamsa yolu oradan başka tarafa çevirmişler. İsterseniz bakın. Yalan mı? Bu şehirde Yenişehir semtinde Cumhuriyet Mahallesi'nde en ufak bir sağanak yağmur yağdığı zaman aniden bindiren yağmurlarda sizin evlerinizin zemin katları sularla dönüyor. TÜSKİ'nin müdürüyle görüştüm. Belki aranızdadır. Ne kadar para harcarsak Yenişehir'in altyapı sorununu çözeriz dedim. Kendisi 2-2,5 trilyon en fazla 3 trilyonluk bir altyapı hizmetiyle yağmur suyu haklarının ayrılarak ayrı bir şebekeden ta Cibril Çayı'nın altında o deneye verilebileceğini söyledi. Ben de kendisine dedim ki Yenişehir'de konuşma yaptığım zaman bu vaatte bulunacağım. Yenişehir'in insanına 2,5 trilyon feda olsun dedim. Onlar bana bir şiir okutmak istiyorlar ısrarla. Beni galayana getirmeye çalışıyorlar ama o şiir okuyacağım. Şu Yenişehir'in insanına, şurada hemen bir cami yeri var. Bir cami inşaatı başlatacağız inşallah. Arsasına olanlardan, güzel yürekli insanlardan, hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah makası... Yapabilirsek ya bir rehabilitasyon merkezi, yapabilirsek ya da bir huzur evi.
içerisinde bu şehri tam bir şantiyeye dönüştüreceğiz. Bizim dönemimizde çarşıda yeni belediye sitesi, eski belediye sitesi restore edilecek. Öyle olacak. Siz Turhalılar olarak ırmağın kenarında gezmek için Tokat'a ya da Amasya'ya gitmek zorunda kalmayacaksınız. Bakın, yeşil alanlar olacak, büfeler, kameriyeler, sahil yolu, ırmağın içerisi temizlenecek, ırmağın kenarında konak evleri olacak. Siz o konak evlerinde, şark köşelerinde kebabınızı yiyip